yalvarıyorum, bırak beni. Ne olur bırak. Bırak beni ne olur. Kes yalvarmayı. Bırak bak ne olur, çok pişman. Ne olur bırak beni. Artık çok geç. Bütün yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Arzu Emiroğlu. Ödeyeceksin. İmdat! Yardım edin, kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Hop Şeyda Hanım, nereye bakalım böyle? Nereye kaçıyorsun ha? Ulan çok geç kaldık be. Ya arkadaş bir tane bile taksi bulunmaz mı yolda? Hani yani paramız da var ama. Yine ak bilet halim kaldık anasını satayım. Ulan var ya Esmer şekerim de çok sinirlenmiştir şimdi. Kızmış mıdır acaba ya? Yok ya kızmaz o bana. Bekle beni gülüm geliyorum. Sana artık kimse yardım edemez. Yalvarırım bırak beni. Ne istersen yaparım. Bana acımıyorsak kızım acı. Ben ölürsem annesiz kalacak. Sen acıdın mı? O masum insanlara acı çektirirken hiç vicdanın sızladı mı? Yalvarıyorum bırak. Katilimi almak istiyorsun. Bunu sen mi söylüyorsun? Bugüne kadar yaptığın bütün kötülüklerin vebalini ödeyeceksin Arzu Emiroğlu. Ben bir şey yapmadım. Yürü lan. Bıdı bıdı yapma. Artık bırak beni. Allah aşkına bırak. Bana bak. Yürü gebertirim seni. Yürü. Sen atlatacağını sandın ha? Yürü. Erkut bırak. Ya bırak seninle gelmek istemiyorum. Yüzümden fitil fitil getireceğim bütün bunları. Yürü. Ya bırak. Bana kazık atmak neymiş göreceksin. Yürü. Neden yaptın bunları ha? Neden? Masum insanları hapse attırmak, canlarına kastetmek bu kadar kolay mı? Yalvarırım bırak beni. Her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Beş para etmez bir insan olduğunu mu? Ne kadar aşağılık olduğunu mu anlatacaksın? Olur bırak beni. Açıklamama izin ver. Söyleyeceklerinin tek kelimesine bile inanacağımı mı sanıyorsun? Artık yeni yalanlar için yorma kafanı. Son saniyelerini yaşıyorsun. Nereye kaçabileceğini sandın? Artık seni kimse kurtaramaz. Kimse! Geldim Şeydan, geldim. Gelin. Lan neredesin be Şeydan, neredesin ya? Allah Allah. Koçum bir baksana. Buyur abi. Ya buraya böyle siyah uzun saçlı bir kız geldi mi? Vallahi abi hatırlamıyorum. Ya gözünü seveyim koçum. Bir hatırlamaya çalış. Böyle siyah, uzun saçlı, güzel yüzlü bir kız ha? Aa evet gelmişti. Hatta şurada oturuyordu. Burada mı? Evet ama bir adam geldi sonra çıktılar. Çıktılar mı? Ne zaman? Vallahi çok olmadı. Eyvallah sağ olasın. Hadi be Şeydan, hadi be ya. Aç şu telefonu be. Neredesin be yavrum? Kimle nereye gittin sen ya? Ulan be. Şeyda! Ya Erkut bırak. Ulan arkamdan iş çeviriyorsun demek ha? Ya Erkut lütfen bırak. Yürü. Erkut. Lan Şeyda, gel lan. Allah Allah. Lan nereye gitti kız şimdi ya? Sakın ha, sakın. Canına mı sıkıldın lan sen, he?
Ah be Şeydam, ah be gülüm. Ulan vallahi bilmece gibi karısına. Yürü. Ne oldu? Yürü. Yürü. Her şeyi en başından beri biliyordun. Elif Kenan'ın kızı diye öldürmeye çalıştın onu. O sitedeki her şey yalan. Kafama silah dayadılar, zorla söylettiler. Hala yalan söyleyebiliyorsun. Hiç utanmadan, yüzün kızarmadan yalan söyleyebiliyorsun. Ben bir şey yapmadım diyorum. Kes sesini. Ben sana ne yaptım diye uğraşıyorsun benimle. Son duanı et. Asıl sen son duanı et. Melih Seçkinler. Lan yok anasını satayım ya. Eve de gelmemiş. Lan neredesin be Şeydam? Neredesin ya? Lan yok yok. Kesin başına kötü bir şey geldi ha. Yani beni beklemeden hayatta hiçbir yere gitmez o. Lan o garsonun söylediği adam kimdi acaba? Of kafayı yiyeceğim be. Neredesin be Şeyda ya? Ya Erkut nereye gidiyoruz? Ya Erkut beni nereye götürüyorsun? Bak ne olur o çiftliğe dönmek istemiyorum. O cehenneme dönmek istemiyorum. Ne olur. Çiftlik diyorsun ha? Çiftliği sen rüyanda görürsün. Seni öyle bir yere götürüyorum ki cehennem dediğin yeri var ya mumla arayacağım mumla. Yürü. Hak ettin sen, hak ettin. Yürü. Yürü. Son 3 ayın dökümü bu değil mi? Evet Kenan Bey. Arzu Hanım'ın son 3 ayda çektiği tüm tutar belgede bulunuyor efendim. Tamam. Ben de tekrar inceleyeceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sana inanamıyorum Arzu. Ne yaptın bu kadar parayı? Bunca zamandır benden ne saklıyorsun ki? En baştan anlamalıydım. Her şeyi senin planladığını. Önce sinsice ailemize girdim. Niyetin en başından beri belliydi. Hisselerimi aldın. Beni defalarca tehdit ettin. Arkamdan kuyruk aldın. Her şeyi biliyordun. Hayatımı karartmak için o adamları tuttum. Alçak birisin sen. Adi, şerefsiz, alçak adamın biri. Beni bitirmeyi planladın. Ama sonunda sen kaybettin Melih. Sen. Aslında bunu çok daha önce yapmalıydım. Yılanın başını küçükken ezmeliydim. Güzelim benim. Bunlar ne Selim amca? Bahçe malzemeleri. Bu malzemelerle buraları düzenleyeceğiz hep. Ben de yardım edecek miyim? Edeceksin tabii. Yaşasın. Bahçemiz güzel olacak. Hoppala. Renk renk çiçeklerimiz olacak. Oley. Vallahi mis gibi koktu. Abla bu arada Selim geldi. Öyle mi? Tamam olmazsa siz başlayın ben şunları halledip geliyorum. Tamam bir ihtiyacın olursa seslen. Tamam.
sendin. Demek sendin ha? CD'yi çalan, bütün bu kumpası çeviren sendin, öyle mi? Erkut, benim kötü bir niyetim yoktu. Hem ben zaten geri verecektim CD'yi. Geri verecektin ha? Gerçekten geri verecektim. Nasıl lan? Erkut yapma, ne olur. Erkut mecburdum. Erkut, başka şansım yoktu. O zaman benim de seni gebertmekten başka şansım yok. Yolun sonu. Benle uğraşmanın bedelini hayatını ödeyeceksin. Vur. Vur, öldür hadi. Çek tetiği. Niye duruyorsun? Daha önce yapmadığın şey mi? Hepimizin gideceği yer orası. Ama sen bu vicdan azabıyla, ardında bıraktığın bunca lekeyle nasıl yaşamaya devam edeceksin, onu düşün. Kes sesini. Aman belası. Bu kadar zamandır biliyordum ya bir terslik olduğunu. Ah aptal kafam, ah! Sustum, niye sustuysam. Bundan sonra bana hesap vereceksin Arzu Hanım. Beni aptal yerine koymana izin vermeyeceğim artık. Arzu! Abi iyi misin? Arzu nerede? Görmedim, odasındadır herhalde. Abi? Ne oldu abi? Gonca, Arzu nerede? Ben bilmiyorum Kenan Bey. Ne demek bilmiyorum? Arzu evde yok ve sen nerede olduğunu bilmiyorsun, öyle mi? Yani Kenan Bey, aslında bilirim ama bazen... Yani Arzu Hanım özel işlerini bazen kendi halletmek ister. Özel işleri, öyle mi? Neymiş bu özel işleri? Ben nereden bilebilirim ki? Ailemize girdiğin güne lanet olsun. İçimde sana karşı ufacık bir acıma hissi bile yok. Sen istedin bunları. Sen kendini bana düşman ettin. Ama birazdan bu dünyadan gebelip gideceksin. Yuva nerede olduğu belli olmayan ailen cesedini bile bulamayacak. Bunu sen istedin. Kaderini kendin yazdın. Benim ailemin nerede olduğu belli. Yıllardır aynı yerdeler. Acıları yüreğimi kor gibi yakıyor. Her şeye siz sebep oldunuz. Emiroğulları. Kardeşim ve ben yıllardır sizin günahlarınızın vebalini ödüyoruz. Ne saçmalıyorsun sen? Hapse attırdın. Kızını buradan aşağıya attın. Kadın benim kardeşim. Geldim. Dur diyorum. Dur. Sus diyorum sana. Dur.
sağlık besleme. Kim? Senin kardeşin kim? Melek. Melek benim kardeşim. Nerede lan Seydi? Bilmiyorum. Bana bak kızım. Oyun oynamayı bırak. Nerede Seydi? Ya Allah canımı alsın ki bilmiyorum. Roman söyleme lan bana. Bilmiyorsan o fotoğrafların ne işi var sende? Ben çıkarttım. Ulan benimle dalga mı geçiyorsun lan sen? Ha? CD olmadan nasıl fotoğraf çıkartıyorsun? Ulan bana bak. Gebertirim seni buradan, eşini kimse bulamaz ha. Nerede CD? Ya bilmiyorum, biri almış. Ne demek lan biri almış? Ha? Ben Arzu'yla buluşmadan önce çantamdaydı. Ya Erkut, ben de parka geldiğimde fark ettim CD'nin olmadığını, bilmiyorum. Gerizekalı, bir işe kalkışıyorsun onu da beceremiyorsun. Ya her şey senin yüzünden. Ya bıraksaydın Murat'la gitseydik. Bak hala Murat diyor ya. Hala Murat diyor ya. Ya Allah belanı versin ya. Hepsi senin beceriksizliğin yüzünden. Ne diyorsun lan sen? Yalan mı? Yalan mı? Zeynep'i Selim'e kaptırdın. Gidiremedin mi? Gerizekalı. Gebertirim lan seni. Gebertirim. Öldürürüm lan. Zeynep'in adını ağzına alma. Alma. Nerede bu kadın? Nerede? Nerede? Oğlum ne oluyor? Anne Arzu nerede biliyor musun? Oğlum bu ne sinir böyle? Odasında değil mi? Yok, odasında falan yok. Nerede bu kadın ya? Kimse bir şey bilmiyor mu? Tamam abi, sakin ol lütfen. Ya nasıl sakin olayım İpek? Bir iş falan vardır belki. Ne işi ya? Ne işi? Oğlum ne oldu da böyle birden parladın? İpek haklı. Belki bir işi çıktı. Ya anne, bırak Allah aşkına ya. İşi bile olsa kimse bilmez mi nerede olduğunu? Tamam, haber vermesi icap ederdi tabii ama belki işi aceleydi. Ne bilelim, anlamadan etmeden. Anne, beni daha fazla sinirlendirme. Onu korumayı bırak artık, anlıyor musun? Oğlum, niye koruyayım ben onu? Koruyorsun. Çünkü onu bu eve, bizim hayatımıza sen getirdin. Kenan, ne dediğinin farkında mısın sen? Farkındayım anne. Bak bu senin eserin. Ne kadar mesut, ne kadar mutlu, ne kadar güzel değil mi? Abi tamam istersen. Kızım bırak konuşsun. Bana yaptıklarının aynısını Selim'e de yapmak istiyorsun. Ama bu sefer aynı hatayı yapmana izin vermeyeceğim anne. Sen ne diyorsun Kenan? Laflarına dikkat et. Bence bu dediklerimi iyi bir düşün anne. Yalnız sen de anlıyor musun bayağı bu işlerden? Yetenek. Ne yaparsın? Bazı insanlarda oluyor işte. Boya badana olsun, soba kurmak olsun. Biliyor musun? İddiayı kazanmıştım bile var. Bak sen. Hoş geldin Bayukala. Tabii bu arada Atarlı teyze de boş durmadı. Atarlı mı? Hı hı. Teyze. Ne teyzesi ya? Atarlı'yı kabul ediyorsun yani. Sen şimdi görürsün ya Atarlı Zeynep. Teyzeyi. Ya Zeynep dur. Sen onu bunları söylemeden önce düşünecektin canım. Teyzeymiş. Ya Zeynep tamam, çok affedersin. İyi aferin Bayukala. Bayukala mı? Bak uğraşıyorsun benimle. Tamam tamam hadi. Oyalanmak yok, devam. Sen yapma, devam. Ne? Sen önce şunu silsene. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Melek abla. Kolay gelsin.
Sağ ol canım benim. Ne güzel çiçekler bunlar böyle. Sağ ol Selim. Ya senin sayende bahçemiz çok güzel olacak. Senin ellerinde daha da çok canlanacak Melek abla. Ben de bakacağım. Her gün su içireceğim onlara. Su mu içireceksin sen fıstık? Birazdan da çay ve kurabiye ödülünüz geliyor. Yaşasın. Yoksa o kurabiyeleri de mi sen yaptın? Ama ben önce seni yiyeceğim. Yiyeceğim. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yalan söylüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Yıllar önce yuvasını darmadağın ettiğiniz o küçük çocuk benim kardeşim. Mümkün değil. Elif de benim öz yeğenim. Yalan söylüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Meleğin bir ailesi bile yoktu. Hayır, vardı. Yıllar önce Ali Emiroğlu annemle babamı zalimce katledene kadar vardı. 26 yıl geçti ama hala hiçbirini unutmadım. Unutturmadınız. Annemle babam oracıkta can verdiler. Sadece kundaktaki kardeşimle ben kurtulduk. İkimizi de daha o yaşta yetim ve öksüz bıraktınız. Sen o masum çocuğun hayatını zehir ettin. Annesiz babasız bıraktınız yetmezmiş gibi bir de hayatı zindan ettin. Ama artık bitti. Yolun sonuna geldin Arzu. Telefon hala neden kapalı? Allah kahretsin! Bunların tek tek hesabını vereceksin. Her şeyi anlatacaksın bana Arzu. Hadi oğlum. At şu papazı artık. Elini korkak alıştırma ya. Ucunda ölüm yok ya. Heyt be. Vallahi helal olsun ha. Hem de Joker'imin yerine. beyler. Yapacak bir şey yok. Kısa günün zararı diyeceksiniz. Hile mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadık ki. Ne hilesi ya? Ne iyilesi ya? Güneş başına vurdu diyeceğim ama güneş de yok. Yani kazanıyoruz diye ille de hile mi yapmamız lazım? Yanlış anlama Veysel. Ne zamandır gelmiyorsun oyuna. Böyle kazanınca biz de şaşırdık kaldık yani. Yapma ya. Gelmeyince oyunu da mı unuttuk yani? Helal olsun Veysel. Bir geldim bir geldim valla. Eyvallah Hakkı dayım. Hadi karıştırsanız ya, ne duruyorsunuz? Belki şansınız döner, belli mi olur? Beyler, var ya bugün sizi yeneceğim hiç aklımda yoksa. Kanka. Gel tatlım. Babama ne oldu? Neden bu kadar kızgın? Canım benim. Bazen işler yolunda gitmeyince büyükler birbirlerine çok sinirlenir. Ve bu yüzden birbirlerine bağırabilirler.
ya da bağırmamak için kendi kendilerine bağırırlar. Ben çok korktum ama. Babam kime kızmış olabilir ki? İş yerinden bir arkadaşına kızmış olabilir canım. Korkma sen. Geçer birazdan. Resim yapalım mı beraber? Ne dersin? İstemiyorum. Buyurun Ali Hanım. Çay içmenin sırası mı şimdi Gonca? Ama ben düşündüm ki... Götür şunları gözümün önünden. Çay isteyen mi oldu senden? Hiç kimsenin halden anladığı yok. Çay götürdüm, yazar işitmediğim kalmıştı, o da oldu. Yok, bunlara iyilik falan yaramıyor. Üzülme be. Biz içeriz. İçmediler diye dökülecek değil ya. Bu adamı da iyice delilendirdiler ya, pes doğrusu. Kenan Bey ne kadar sakin adam. Ne yaptılarsa artık. Aman benim dediğim de laf. Ne yapacaklar? Kesin Arzu Hanım'ın işidir. Onun işi gücü insanları delilendirmek. Allah Kenan Bey'e yardımcı olsun vallahi, ne diyeyim. Ya yeter kiraz, vır vır vır. Çenen düştü yine. Sen işine bak. Sana mı düştü ev hallerine yorum yapmak? Merak ediyordun ya Arzu Emiroğlu, ailenden ne istiyorsun diye. Şimdi anladın mı? Siz benim ailemi nasıl paramparça ettiyseniz aynılarını yaşatacağım size. Bütün bunlar geçmişte olup bitmiş. Ben sana bir şey yapmadım ki, benden ne istiyorsun? Hiç gözünü bile kırpmadan yeğenimi öldürmeye çalıştım. Kardeşimin hayatını mahvettim. Onu adi yalanlarına hapse tıktırdın. Daha ne yapacaksın Arzu Emiroğlu? Daha ne yapacaksın? Önce senden başlayacağım. İntikamımın ilk halkası sen olacaksın. Ne olur bırak beni. Yalvarırım, öldürme beni. Ne olur bırak. Öldürme beni, affet, yalvarıyorum. Seni önce Allah affetsin. Söz veriyorum. Bir daha ne Elif'e ne Mene'ye yanına bile yaklaşmayacağım. Kimseye zarar vermeyeceğim. Ne olur beni kızma, bağışla. Bu yaşta annesiz bırakma onu. Asma hemen yüzünü Veysel. Kazanmak da var, kaybetmek de. Ne alakası var ya? Fazla konuşma. Hep kazanacak değiliz ya. Olur arada bir böyle. Lan bu Erkut nerede kaldı ya? 40 saat oldu. Bizi getirdi buraya, kendini yok. Erkut senin damadın değil miydi Veysel? Ne iş? Ya bırak, neyse ne işti. Boş ver şimdi. Açmıyor da ya. Başına bir iş mi geldi acaba? Alt tarafı dükkandan beresin alıp gelecekti ya. Dur lan, bir mesaj geldi. Veysel abi, ben gelemiyorum. Bir işim çıktı. Sen takılmana bak.
Ulan getirdi bizi buraya kendisi yok değil mi? Can suyunu dökeyim mi Zeynep abla? Dök bir tane. Bu çiçek Zeynep abla olsun. Bu da Selim abi. Yan yana çok tatlılar. Bence de Elif'ciğim. Yan yana çok güzel oldular. Kurabiyeler geldi. Yaşasın. Hadi gelin de çaylar soğumasın. Mis gibi de koktu valla. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Selim, hadi gel sen de ara ver biraz. Tamam tamam ben geliyorum şimdi. Şunlara da kim geliyor? Tamam. Demek bana kazık atıp Murat gerizekalısıyla kaçacaktın ha? Erkun, Murat ne olur gideyim. Ne oldu? Demin horoz gibi dikleniyordun. Dur sen, dur. Seninle işim bitmedi. Elimden öyle kolay kurtulacağını sanma. Erkun ne yapacaksın ya? Canımı alacaksın? Merak etme, canını alıp seni kurtaracak değilim. Şşş, bana bak. Bu senin salak hala bekliyor mudur seni? Ha? Bir mesaj yaz da boşuna beklemesin. İstersen ben yazayım. Ama yok. Sevenlerin arasına girilmez değil mi? Herkesin bir özeli var. Al sen yaz. Tuşura! Yaz. Murat'ım. Yok. Çok samimi oldu. Şöyle yaz. Murat. Bana bak kızı. Ya o mesajı yazarsın ya gözünün yaşına bakmam vururum o çocuğu. Duydun mu? Yaz. Murat. Beni bir daha sakın arama. Her şey bir oyundu. Beni affet. Ne olur. Gönder. Erkut lütfen. Gönder lan. İşte böyle uzun boylu bir adamdı. Ya nasıl ya? Şimdi başka bir şey görmedin mi sen? İşte bir de kafasında bere vardı. Abi zaten ben uzaktan gördüm onları. Sonra çıkıp gittiler. Hah. Murat, beni bir daha sakın arama. Her şey bir oyundu. Yok ya. Olamaz ya. Şeytan bana hayatta böyle şeyler söylemez ki. Ulan var ya, kesin birisi zorla yazdırıyor bu kıza bunları. Ya hayatta bana böyle şeyler söylemez Şeytan. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Nasıl bulacağım Şeytan'ı? Ya of ya, of! Kapalı telefonu. Of ya, of ya! Ay Allah'ım bırak beni. Allah'ım öldürme. (Gülüyor)
Şu haline bak. Onca şeytanlıktan sonra sen bir zavallısın. İşte böyle Arzu Hanım. Ölümle yüzleşmek nasılmış? Merak etme. Ben katil değilim. Seni öldürmeye hiç niyetim yok. Ama yemin ediyorum ölmediğine pişman olacaksın. Herkes senin ne kadar adi, ne kadar şerefsiz bir mahluk olduğunu sen hayattayken görecek. O görüntüleri Kenan'a vereceğim. Sana vereceğim en büyük ceza hayatta kalman. Sahip olduğun her şeyin tek tek kaybedişini izleyeceğim. Sefaletle acı içinde kıvranmanı göreceğim. Bütün yaptıkların Emiroğlu ailesini bomba gibi düşündüğünde bakalım o zaman ne yapacaksın? Seni kendi çöplüğünde mahvedeceğim. Teşekkür ederim abla. Abla vallahi çok güzel olmuş ya. Yeye doymuyorum. Afiyet olsun kuzum. İstersen yine yaparız. Anneciğim, sen üşümüyorsun değil mi? Hanımlar, işte bahçemiz oldu. Gerçi daha da güzel olacak ama. Ellerine sağlık Selim. Çok güzel oldu. Gerçekten de çok güzel oldu ya. Bambaşka bir yer oldu sanki. Hadi otur, yoruldum. Çay koyayım sana. Teşekkür ederim Melek abla. Afiyet olsun. Çare dinmez sancı, al beni yanına.
dön gel anne. Sahipsiz yaban ellerde